Bugün sizlere bize de çok sıklıkla gelen bir yüz ifadesinden bahsedeceğim ve bunun tedavisinden bahsedeceğim. Kızgın surat artık neredeyse bizim hani muayene defterlerine not aldığımız, hasta kızgın surat şikayetiyle tarafımıza başvurdu, hasta sinirli görünüm sebebiyle tarafımıza başvurdu dediğimiz aslında bir yüz ifade şekli. Çoğunlukla kızmamız, ki kimse tabii kimseye kızmasın ve herkes birbirine gülücükler atsın istiyoruz ama çoğunlukla mimiklerimiz kullanılmazken hastaların birçoğu bize şununla başvuruyorlar. Ben hocam kızgın gözüküyorum. Aslında mesela hiç kızgın değilim. Aslında sakinim ama yüzümde bir kızgınlık olduğunu söylüyorlar. Veya sinirli gözüktüğümü söylüyorlar. Veya birisine tam bir şey söyleyeceğim. Aslında hiç kızgın değilim ama şimdi sen kızacak mısın bana? Hani bak kızgın bakıyorsun diyorlar. Bu aslında yüzde mimiklerin çok kullanılmasına bağlı olarak aslında ifadenin çok daha sert olmasından kaynaklanan hastalarımız da aynen karşısına baktıkları zaman veya çevresinden böyle tepkiler geldiği zaman kendilerini mutsuz ettikleri bir ifade, yüz ifade şekli. Burada en çok kızgın surat olmasına sebep olan aslında alın bölgemizdeki kasların sürekli kullanımından ve mimik kullanımından dolayı çok daha belirgin hale gelmesi ve alın bölgesindeki kasların çok daha hacimli gözükmeleri. Burada en iyi ve güncel tedavi alternatifi aslında botoks. Botoksla ne yapıyoruz biz? Aslında kas gruplarımızın çalışmasını engelliyoruz. Yani alındaki kızgın bakış, yani çatma hareketlerini, botoks işlemlerini yumuşatabiliyoruz. Burada da son dönemlerde çok revaçta olan sanatçı veya oyuncu botoksu dediğimiz, aslında yüzde mimiklerin kaybı olmadığı, hastanın mimik kaybı yaşamaksızın sadece ifadenin yumuşatıldığı ve kırışıkların açıldığı bir tedavi şekliyle hastalarımıza yanaşıyoruz. Artık şaşkın bir bakış, mimiklerin kaybolduğu bir botokstan ziyade daha sinirli gözükmeyen, mimiklerin kullanabildiği ve kırışıkların açıldığı bir botoks tekniği hastalarımıza uyguluyoruz ve çoğunlukla hastalarımızın ev halkı da dahil olmak üzere yüzündeki değişimden zor fark ettikleri, hatta işlemin sevdikleri paylaştığından botoks olduğunu söylemekte onların şaşkınlık duydukları bir ifadeyle hastalarımız bize geri dönüyorlar. Yani hocam ben çevremdeki insanlara söyledim botoks yaptırdım diye inanmıyorlar. Böyle botoks mu olur dedikleri bir tarzda botoks uyguluyoruz. Burada oyuncuların oyuncu botoksu denmesinin sebebi de o. Aslında mimiklerin hiç kaybolmaması. Kızgın bakıştan hastalarımızı kurtarırken aslında hep şu örneği veriyoruz. Bir buruşmuş bir kumaşı ütülemek gibi düşünmek lazım botoksu. Aslında biz botoksla derimizi ütülüyoruz. Geleceğe dönük de aslında bu noktada çok iyi bir yatırım yapmış oluyor hastamız. Çünkü buruşuk bir kumaş ütülendikten sonra onu askı içinde bir dolapta saklamak kesinlikle çok daha mantıklı ve hastanın buruşmasını engellemesi botoksla aslında geleceğe dönük de iyi bir yatırım oluyor. Bir koruyucu estetik diyebiliriz hastalarımıza. Botoksla hem mimiklerin yumuşadığını, daha kızgın bakılmayan, aslında kaş kenarlarının azıcık da yukarı çekildiği ama gene mimiklerin kullanılabildiği ve hastanın bu manada daha fresh, daha canlı bir bakışa sahip olduğu, kızgın görünümün de ortadan kaybolduğunun altını çizerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Botoksun sadece tek kullanımının tabii göz çevresi ve kaz ayaklarımızdaki çizik kırışıkları da halledebiliyoruz. Alın bölgesini yumuşatıyoruz ve aslında kızgın bir yüzden hatta daha yumuşak bir yüze geçiyor hastalarımız. Daha canlı bir yüze, daha fresh bir yüze geçiyor ama tek kullanım alanı tabii ki de o değil. Şimdi güncel pratiğimizde maseter botoksu dediğimiz, yani çiğneme kaslarına müdahale edilerek aslında gece diş gıcırdatması olan hastalarımızda gece diş gıcırdatmalarının azaldığı, yüzün tekrarlayan bu maseter botoks seanslarıyla kasın gevşemesine bağlı olarak yüzün çene hattının daha belirgin olduğu, yüzün birazcık daha uzun gözüktüğü, hatta ve hatta kol altı terlemesiyle terlemelerin sonlandırıldığı ve bir parantez daha açıyorum, migren atakları. Yani migren atakları için de son derece etkili olduğunu söyleyebiliriz. Aslında botoks bir kozmetik cerrahi, bir plastik cerrahi kliniğinde aslında olmazsa olmaz ve bir taşla birçok kuşun vurulabildiği, hem yüzü yumuşatan hem çiğneme kaslarına müdahale ederek gece dış gıcırdatmaları halledebildiğiniz, yaz aylarına geldiğinizde terleme problemlerinizi çözebildiğiniz ve migren ataklarınızı da gene botoksla işlem yaparak azaltabildiğiniz aslında çok yönlü, çok fonksiyonlu bir ajanımız diyebiliriz. Botoksla hem kızgın yüz ifadesinden kurtulup
hem gece diş gıcırdı atmanızdan kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda bu diş gıcırdı atmaları için yaptığınız işlemlerden sonra %1 miktar uzama görebileceksiniz. Ve tabii ki de yaz aylarına geldiğinde koltuk altı terlemesi için birebir. Ve eğer migren ataklarınız varsa ve düzenli ilaç kullanıyorsanız, hiç botoks yaptırmadıysanız bence mutlaka botoksu deneyin.